Tekrardan herkese merhabalar. Bu videomuzda ne yapıyoruz? Bir tane e, örnek çözüyoruz arkadaşlar. Bu örneği de bir ünite sonu örneği gibi düşünebilirsiniz. Öncelikle ben sizlere soruları çevireyim. Sorumuz diyor ki. Bizden içsel taşıyıcı konsantrasyonunu bulmamız isteniyor. Hangi elementler için ve hangi yarı iletkenler için? Silisyum için, germanyum için ve galyum arsenür için. Tabii ki burada nedenmiş arkadaşlar? İki tane opsiyon verilmiş. Bakın A, T eşittir 400 kelvinde diyor. Bir de B, T eşittir 250 kelvinde diyor. Yani buradaki amaç nedir? Sıcaklığa göre bizim içsel konsantrasyonumuz nasıl değişiyor? Bunu göstermeye çalışıyor bize, bize bu soru. Peki ben ne yapacağım? Ben silisyum için arkadaşlar. Evet bu içsel taşıyıcı konsantrasyon Hesaplayacağım yalnız germanyum ve galyum arsenür sizin ödeviniz olacak ve cevapları da mutlaka yorumlarda bekliyorum demiyorum çünkü zaten cevaplar burada var kendiniz kontrol edebilirsiniz bakın cevaplar tek tek burada yazılmış arkadaşlar şimdi o zaman şöyle hızlı bir giriş yapalım değil mi? A kısmında silisyum için sıcaklığın ne olduğunu söylüyoruz? 400 kelvin olduğunu söylüyoruz değil mi arkadaşlar? Ki bu bayağı yüksek bir sıcaklık bizim için. 273 çıkarttığınızda işte o kadar derece yapıyor. Bayağı yüksek bir sıcaklık. Bizim içsel konsantrasyonu hesaplamak için bir formülümüz vardı hatırlıyorsak. B çarpı T üzeri 3 bölü 2 ile başlıyordu. Daha sonrasında E üzeri neyimiz vardı burada bir de? Eksi EG diyorduk. Bu EG neydi? Bant aralığı enerjisiydi. Bölü diyoruz burada da 2KT'miz vardı. Levar. Formül bu kadardı arkadaşlar. Tabi burada biz aşağı yukarı çoğu şeyi biliyoruz ama bir kez daha hatırlatma fayda, hatırlatmakta fayda var. Buradaki T sıcaklık arkadaşlar. Buradaki E zaten bir sayı. Buradaki EG bant aralığı enerjisi ki ben onu hem silikon hem germanyum hem de galium arsenür için az sonra size veriyor olacağım. Buradaki K de Boltzmann sabitiydi. Hatırlıyoruz değil mi? Bunun değeri de arkadaşlar 8.6 çarpı 10 üzeri eksi 5 idi. Şimdi bu bilgileri bilerek bu soruda benim yapacağım nedir? Bakın eşittir mi koyuyorum değerlerimi yerleştireceğim. B değeri arkadaşlar silisyum için 5.23 çarpı 10 üzeri 15'tir. Oradan devam ediyorum. Bakın sıcaklığımı yazdım. 400 Kelvin sıcaklığı Kelvin olarak yazıyoruz bu arada. Sakın santigrat derece olarak yazmayın üstünü de koyduğum 3 bölü 2 daha sonra çarpı diyorum. Bizim bant aralığı enerjimiz arkadaşlar silisyum için eksi 1.1'dir. Eksi 1.1 bölü diyorum. Burayı 2 kt olarak bırakacağım. Çünkü bu işlemi hesap makinesinin yapmasını tercih ederim benim yerime. Yani orada gidip 8.6 çarpı 10 üzeri eksi 5 ile 400'ü çarpıp daha sonra eksi 1.1'in değerini buna bölüp ben bununla uğraşmak istemedim açıkçası. Buradan da hesap makinesiyle beraber sonucumuz 4.76 çarpı 10 üzeri 12 çıkıyor arkadaşlar. Bunun birimi de nedir? 1 bölü santimetre küptür değil mi? Onu da santimetre üzeri eksi 3 olarak ifade edebiliriz arkadaşlar. E şimdi aynısını ne yapacağım ben? Gideceğim bir de B diyeceğim. Bu adımda da tabii böyle demeyeyim. Şöyle diyeyim t eşittir 250 kelvin için araştırmamı yapıyorum diyeceğim. Bakın aynı formülü yazıyorum ve bunları tek de aslında hesap makinesine de yazabilirsiniz. B değerimizde herhangi bir değişim yok sadece sıcaklığımız değişiyor arkadaşlar. Ve bu sefer bizim sahip olduğumuz içsel konsantrasyon 1.605 çarpı 10 üzeri 8 oluyor. Tabii ki birimimiz yine 1 bölü santimetre küp. Peki derseniz ki hocam siz hesap makinesi misiniz niye buraya gelip bu sonuçları bize söylediniz? Zaten bu sonuçlar yukarıda yazmıyor mu amacınız ne ne yapmaya çalışıyorsunuz? Çalışıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi buradaki amacım biraz da şu. Baktığınızda iki tane şeyim var benim değil mi? Sıcaklık değerim var silisyum için. Biri 400 kelvin diğeri 250 kelvin. 400 kelvinde elde ettiğim içsel konsantrasyon 4.76 çarpı 10 üzeri 12 iken 250 kelvinde daha düşük bir konsantrasyon elde etmişim. Ve şunu e, hatırlıyor muyuz? Biz şunu söylemiştik. Bir e, yalıtkan için özellikle enerji bant aralığını düşündüğünüzde ve bant aralığındaki enerji aralığını kapatabilmek için gerekli olan dış faktörü düşündüğümüzde demiştim ki ne kadar ısı verirseniz verin bu bant aralığı enerjisini geçemezsiniz. Ama ısı vermek bant aralığı enerjisini kapatmak ve sahip olduğumuz materyali iletken yapabilmek adına bir yoldu. Baktığınızda sıcaklığı arttırdıkça neyi bekleriz biz? Konsantrasyonun artmasını bekleriz, değil mi? İşte bunun olduğunu gösterebilmek istedim. Çünkü başka herhangi bir faktörün değişmediği durumda sıcaklık değiştiği zaman işte böyle dramatik bir farka sahip oluyoruz. Ve dediğim gibi bunu bir de ilk elden sizin görebilmeniz için germanyum ve galium arsenür kısımları sizin ödeviniz. Tabii ki bu noktada şöyle bir şey yapacağım ben. Germanyum ve galium arsenür için soruyu çözebilmeniz adına gerekli olan değerleri size vermek zorundayım. Mesela ne gibi derseniz germanyumun mesela bant aralığı enerjisi arkadaşlar şöyle ifade edeyim. Bu 0.66 elektron volta eşit olacaktır. Bunun dışında germanyumun ısınımsal rekombinasyon olasılığı var. Bu ne demek? Yine bitirdin bizi diyebilirsiniz. Hayır. Yani buradaki B arkadaşlar ısınımsal rekombinasyon olasılığı bilmek zorunda asla değilsiniz. Değeri de zaten soruda verilir. Ben onu şöyle şuraya yazayım. Germanyum için dedim. Şuraya şöyle koydum. Bunun değeri de arkadaşlar 1.66 çarpı 10 üzeri 15 olacaktır. Devam ediyoruz. Ne yapacağız? Aynıları galyum arsenür içinde olacak değil mi? Şuraya geldim. Galyum arsenürü koydum. Daha sonrasında bant aralığı enerjisini yazmam gerekiyor. İleri sarabilirsiniz. Ben biraz bakarak yazıyorum. 1.4 elektrovolt. Bir de arkadaşlar yine galyum arsenür için. B değerimiz olacak. Sınımsal rekombinasyon olası da o da 2.10 çarpı 10 üzeri 14. Yani bu değerleri ben size veriyorum ama a, endişelenmenize gerek yok. Çünkü bu değerler her zaman için veriliyor. Veya işte çok rahatça rahatlıkla internetten araştırabileceğiniz değerler oluyor. Sınavda bu tarz değerleri bilmeniz asla istenmez. Eğer profesörünüz hayatından nefret eden biri değilse arkadaşlar. Dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda da yine örnek çözüyor olacağız. O videolarda görüşmek üzere. Türk milletleri yüksektir, Türk milleti çalışkandır, Türk milleti şekildir.